Her pazar ibadet için gelen kalabalık St. Peter's Meydanı'nı dolduruyor. Dünya genelinde 1 milyarı aşkın Katolik, Papa'nın kendilerine rehberlik etmesini bekliyor ve Katolik Kilisesi'ne bağışta bulunuyor. Bu bağışların büyük bölümü de Vatikan Din İşleri Enstitüsü'nün kasasına gidiyor. Kısa adı IOR olan bu enstitü, aynı zamanda Vatikan'ın merkez bankası olarak faaliyet gösteriyor. Ve kurum, dünyanın dört bir tarafındaki binlerce vakfı ve dini girişimi yönetiyor. Fakat 2010 Eylül'ünde İtalyan savcılar, kara para akladığı gerekçesiyle Vatikan Bankası IOR'u incelemeye aldı. Vatikan fonlarındaki 23 milyon euroya el koydu. Bu rakam, mercek altına alınan transfer işlemlerinin çok küçük bir kısmını oluşturuyordu. Bankanın başkanı Ettore Gotti Tedeschi de incelemeye alındı ve kilise devasa bir finansal skandalla çalkalandı. Bu skandal pek çok Katolik'e göre 30 yıl önceki bir başka yüz kızartıcı skandalın, Ambrosiano Bankası olayının nahoş izlerini taşıyor. Kimileri de tarihin tekerrür etmesinden kaygılanıyor. Ettore Gotti Tedeschi sorguya alındı. Fakat savcılık, sorgulamada başkanın verdiği bilgilerin kendilerini tatmin etmediğini açıkladı. Ortada ne bir hesap sahibinin ismi ne de bir transfer açıklaması vardı. İlginç olansa banka başkanının kendisinin bile bu duruma açıklık getiremiyor olmasıydı. Vatikan'ın Din İşleri Enstitüsü adlı bankası, Vatikan Şehir Devleti'nin duvarları arkasında ve 5. Nikola'nın inşa ettirdiği dev kulenin içinde yer alıyor. Banka, Vatikan'ın büyük miktardaki menkul ve gayrimenkul varlıklarının korunması amacıyla 1942'de Papa 12. Pius tarafından kuruldu. Din İşleri Enstitüsü'nde herkes hesap açtıramaz. Sadece dini kuruluşların ya da papazların hesap açtırmasına izin veren özel düzenlemeleri bulunuyor. Enstitü, bir kardinaller konseyinin denetimindeki profesyonel işletmeciler tarafından yönetiliyor. Fakat Vatikan içinde sadece bir merkez ofisinin olması nedeniyle para transferlerinde kent devletin dışındaki bankalar kullanılıyor. Ancak bu aracı bankada hesap açtıranların adları açıklanmıyor ve işlemlerde Vatikan Bankası'nın bilgileri dışında başka bir bilgi kullanılmıyor. Bu da banka fonları uluslararası bankacılık sistemine aktarılırken bu fonları oluşturan mevduatların kaynaklarının gizlendiği anlamına geliyor. Eleştirmenler bunun kara para aklamayı çok kolaylaştırdığını söylüyor. Bankaya yatırılan mevduatlarla bir yıl boyunca gerçekleştirilen finansal işlemlerden elde edilen kar genellikle Papa'ya verilir. Papa da bunu dünyanın her tarafında yürüttüğü hayır işlerinde kullanır. Bu miktar yaklaşık 70 veya 80 milyon avroya tekabül ediyor her yıl için. Bu denli büyük boyutta ve çoğunlukla da kaynağı belli olmayan para akışı kaçınılmaz olarak müfettişlerin dikkatini çekiyor. En son soruşturma, Kutsal Kan Misyonerleri Birliği'nin mali işler sorumlusu Raip Evaldo Biazzi'nin cep telefonuyla yaptığı konuşma üzerine 2008 sonlarında Roma etrafındaki tepelerde başlatıldı. Pronto. Adoya. Diego, ciao. Come stai? Bene, bene. Raip Biazzi'ni Diego Animone adlı bir müteahhitle konuşuyordu. Adı yolsuzluk skandalına karışan bu iş adamını soruşturan İtalyan polisi de onun telefon konuşmasını kaydediyordu. Senti, Daniela, io tanto rispolcio solo per rotture dei coglioni perché ieri stamattina dovete una persona verso le 10:30-11. Tu come stai messo? I soldi? Qui ad Albano ce n'ho 10 soltanto. Giù c'è niente. Giù a Roma potrei darteli per tempo poi portarli in Africa mercoledì, vediamo un po'. Bu telefon konuşmasından sonra savcılar Raip Biazzini'nin ofisinde arama yaptı. El konulan belgeler, rahibin 57 farklı banka hesabını kullandığını kanıtlıyordu. Bunlardan 13'ü Vatikan Bankası'nda açılmıştı. Savcılar bankadaki milyonlarca euronun bu hesaplar üzerinden hareket ettiğini tespit etti. Bunların bir kısmı da Diego Animone ile ilişkiliydi. Bir başka deyişle Raip Biazzini bu iş adamının parasını aklıyor görünüyordu. Fakat banka hesaplarının bu şekilde kullanılması bir ilk değildi.
Daha fazla bilgi edinmek için gazeteci yazar Gianluigi Nuzzi ile görüşmek üzere Milan'a gittik. Nuzzi 2008'de eski Vatikan yetkilisi Renato Dardozzi'nin özel arşivine ulaştı. Dardozzi 20 yıl süreyle Vatikan Dışişleri Bakanlığı'nın danışmanlığını yaptı ve enstitünün faaliyetlerinde belirleyici bir rol oynadı. Vatikan'dan ayrılırken de sırlarını yanında götürdü. Dardozzi tüccarları kilisenin içinde bulmuş, ancak onları oradan uzaklaştırmayı başaramamıştı. Bu nedenle açığa çıkarmaya karar vermişti. Renato Dardozzi amirlerine haber vermeden binlerce gizli belgeyi arşivine aldı. Bu belgelerde 20 yıl boyunca bankada gerçekleştirilen ancak Vatikan'ın özel statüsü nedeniyle kamu denetimine tabi tutulmayan yüzlerce yasa dışı işlemin ayrıntısı var. Gianluigi Nuzzi, Vatikan'ın mali durumuna ilişkin konularda Papalığın İtalyan yetkililerle işbirliği yapmayı sistematik bir şekilde reddettiğini söylüyor. Dardozzi'nin arşivinde Sicilya yargıçlarının mafyaya ait olduğunu düşündükleri paralarla ilgili tanık beyanı alınması amacıyla yazdıkları yüzlerce sayfalık işbirliği talepleri bulunuyor. Bu talepler Vatikan yetkililerince hasır altı edilmişti. Arşivde düzinelerce sahte vakfa ait belge ve bu sahte vakıfların hesaplarının nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi bulunuyor. Bunlardan biri de Kardinal Francis Spellman Vakfı. Bu vakfın bankadaki hesabı 1990'da İtalyan siyasi tarihinin en büyük rüşvetinin ödenmesinde kullanılmıştı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bu rüşvet, 1.4 milyar dolarlık bir şirket birleşmesine destek vermeleri için İtalyan siyasi partiler arasında paylaştırılmıştı. Vakıf adına hesap açtıran isim de 7 kez İtalya Başbakanı olan Giulio Andreotti'ydi. Faaliyetlerinin sorgulanamaz oluşu ve bankanın İtalya'ya açtığı transit hesapların İtalya Merkez Bankası'nca uzun yıllardır denetlenmemesi gibi unsurlar bir araya geldiğinde bir büyük resim ortaya çıkıyor. Faaliyetlerini Roma'nın merkezinde sürdüren bir offshore bankası. Vatikan'da dünden bugüne çok az şey değişmiş görünüyor. Vatikan'ın yolsuzluklara karşı sessiz tutumu, Raip Evaldo Biazzini ve Diego Anemone'nin karıştığı bu skandalda da görülüyor. Fakat Anemone neden Raip Biazzini'nin hesaplarını kullanmıştı? Bunun nedeni, Vatikan Bankası'nda kural olarak sadece dini organizasyonların ve Katolik ruhban sınıfı üyelerinin hesap açtırabilmesiydi. Ancak bu kuralın bazı istisnaları da oluyordu. Bu istisnalardan birinin öyküsünü dinlemek üzere Sicilya'nın başkenti Palermo'ya gidiyoruz. Babam Vito Ciancimino, mafya ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle yargıç Giovanni Falcone tarafından 1984'te tutuklandı. Babam Vatikan Bankası'ndaki hesaplarını 2000 yılında kapattı. 70'lerin başında açtırdığına göre demek ki bu hesapları yaklaşık 30 yıl kullanmış. 1993 yılında iktidardaki Hristiyan Demokrat Parti'nin etkin üyelerinden biri olan Don Vito Ciancimino, mafya bağlantısı suçlamasıyla ilk mahkum edilen siyasi oldu. Oğlu Massimo Ciancimino da 2006'da kara para aklamak suçundan tutuklandı. Massimo bir süre önce yetkililere yardımcı olmayı kabul etti. Neden Vatikan Bankası? Çünkü dokunulmazlığı vardı. Bu da hiç kimsenin oraya giremeyeceği anlamına geliyordu. Yargıçların taleplerine yanıt verilmezdi ve oradaki hiç kimse soruşturulamazdı. Bu bankanın içinde güvendeydik. Vito Ciancimino, mafyanın paravan şirketlerinin kamu ihaleleri alabilmesi için 30 yılı aşkın bir süre rüşvet verdi. Gayrimeşru yollardan elde edilen milyarlarca euro, yatırımlarda kullanılmak amacıyla temizlendi. Massimino Ciancimino, babasının banka hesaplarını, şimdi tutuklu olan mafya liderleri Bernardo Provenzano ve Salvatore Rina adına rüşvet dağıtmak için kullandığını söylüyor. Babam, eşit olarak dağıttığı bütün rüşvetlerin aynı zamanda toplayıcısıydı da. Politikacılarla Din İşleri Enstitüsü'nde görüşür ve onlara paylarını verirdi. Provenzano ve Rina'nın yurt dışına hortumlanan paraları da bu banka aracılığıyla ve elbette babam sayesinde aktarılırdı. İtalyan savcılar Massimo Ciancimino'nun banka ve mafya ilişkisi üzerine yaptığı itirafları incelemeye aldı. Massimo ayrıca Don Vito'nun bu bankadaki hesaplarının 2002 yılına kadar
yani ölümünden kısa bir süre öncesine kadar aktif olduğunu da söylüyor. Enstitüde çalışan papazların babama karşı tutumu, onun tutuklanmasından önce de sonra da değişmedi. Bir insanın yaşamında karşılaşabileceği sorunları her zaman anlayışla karşıladılar. Onların bu anlayışlı halinin halen devam ettiği anlaşılıyor. Vatikan, kara para aklanması ile mücadelede uluslararası işbirliği öngören anlaşmalarını hiçbirini imzalamadı. Bu nedenle Vatikan Bankası, mali piyasalarda doğrudan işlem yapamıyor. Günlük faaliyetlerini başka bankalar üzerinden yürütüyor. Bu bankaların bir kısmı, Aziz Petrus Meydanı'na çıkan bir sokakta bulunuyor. Bu bankalardaki Vatikan Bankası hesapları, çek bozdurmada dahil, tüm bankacılık işlemleri için kullanılıyor. Bu ilişki şu şekilde yürüyor. Banka elindeki müşteri çeklerini diğer bankalardaki kendi kümülatif hesaplarına yatırarak yaptığı işlemlerin gerçek sahiplerini gizliyor. Daha sonra bu bankalardan parayı topluca çekiyor ve Vatikan kasalarına koyuyor. Bu süreçte kimin parasına işlem yapıldığını ise sadece banka biliyor. Böylece burada hesabı olanlar izlenebilirliği olmayan bir para elde ediyor. Diego Anemone bu şekilde Rahip Evaldo Biazzini'ye para veriyor. Biazzini de bu parayı Kutsal Kan Misyonerleri Birliği'nin diğer bankalardaki hesaplarına yatırıyor. Diego Anemone'nin parası da dahil olmak üzere bu paralar, daha sonra Misyonerler Birliği'nin Vatikan Bankası hesapları üzerinden Rahip Biazzini'ye aktarılıyor. Rahip Biazzini de savcılara göre bu aklanan parayı rüşvetlere ödemeleri için Diego Anemone'ye iade ediyor. İtalyan savcıların en önemli tanığı, Anemone ve Rahip Biazzini arasındaki nakit para transferlerinde kuryelik yaptığını itiraf etti. Bancomat, quello proprio. Però scusa, lui che ruolo aveva a Biazzini? Cioè, rispetto ad Anemone, che funzione aveva lui? Beh, lui, proprio per lui. Che tiene? La cassa, quasi. Quello ti rilascia solo, ti rilascia e vanno a prendere. 75 anni vai a prendere. Ma quindi lei andava direttamente alla congregazione, alla banca? Tutti vanno lì. Bu kişinin tanıklığı sayesinde Diego Anemone ile eski İtalyan bakanlarının ve eski İtalya Sivil Savunma Başkanı'nın da dahil olduğu birçok işbirlikçisi hakkında yolsuzluk ve dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla dava açıldı. Rahip Evaldo Biazzini ise bu aşamada resmen suçlanmadı. Ma lei quando andava da Biazzini aveva una ricevuta dei depositi o dei ritiri che faceva? Manca solo di ricevuta. C'è parola. È una bustina, basta. Me io non so nemmeno se rivolta quanti soldi. Bu önemli tanığa zarfların içinde verilen nakit para, ATM rahip olarak anılan Biazzini tarafından yazılan çeklerle Misyonerler Birliği'nin banka hesaplarından çekilirdi. Vatikan Bankası bu çeklerden ikisini Roma'daki Intesa San Paolo Bankası'ndaki 800 nolu transit hesabı aracılığıyla tahsil etmişti. Federico Busselitti, 80'lerin başlarından itibaren yaklaşık 30 yıl boyunca Vatikan Bankası'nın hesabının bulunduğu bir bankanın yöneticiliğini yaptı. Busselitti döneminde bu bankanın adı Banco Ambrosiano'ydu ve Din İşleri Enstitüsü bu bankanın en büyük hissedarıydı. Şimdi emekli olan Busselitti iki bankanın günlük ilişkilerini yürütürdü. Çalışanlarımızdan biri enstitüye gider ve çekleri alırdı. Sonra bu çekler hesaba yatırılırdı. Hesap sahipleri hakkında herhangi bir bilginiz var mıydı? Hiçbir bilgimiz yoktu. Bizim muhatabımız bankaydı. Her türlü ilişki onlarla kurulurdu. Hesaba ne yatıracaklarına onlar karar verirdi, biz değil. Vatikan Bankası'nın Intesa San Paolo Bankası'ndaki 800 nolu hesabının kuşkulu bir kara para aklama operasyonuna karıştığını gösteren bir rapor elimize geçti. Bu belge, İtalya Merkez Bankası tarafından 2010 Şubat'ında düzenlenmişti. Vatikan Bankası'nın hesabı enstitünün başkanı Ettore Gotti Tedeschi adına açılmıştı. Bu raporun düzenlenmesinin nedeni, enstitünün nakit çektiği 650 bin euronun nihai varış yerini belirtmemesiydi. Benim dönemimde nakde ihtiyaçları olmadı. Çekleri neden önce yatırıyor ve sonra çekiyorlardı? Bunu anlamış değilim. 650 bin euro çok ciddi bir rakam. 650 bin euro, çekilen paranın sadece küçük bir kısmıydı. Sadece 2009 yılında
800 nolu hesaptan 139 milyon euronun üzerinde para çekildi. Hepsi de nakit olarak. Din İşleri Enstitüsü, İtalya Merkez Bankası'na gönderdiği yazıda bunu şöyle gerekçelendiriyordu. Pek çok faaliyetimiz için nakit paraya ihtiyacımız oluyor. Bu nakit parayı ödemelerin euro veya dolar cinsinden ve nakit olarak yapıldığı az gelişmiş ülkelerdeki faaliyetlerimiz için kullanıyoruz. İtalya'da sıradan bir vatandaş veya mafya banka Ambrosiano'ya gelse ve İsviçre'ye 100 milyon göndermek istese bunu gerekçelendirmek zorundadır. Aksi halde gönderemez. Ancak bu kural Vatikan Bankası için geçerli değil. Onlar transferi otomatik olarak yapar. Transfer için tek gereken şey içeri girmek. Ondan sonra Bahamalara, New York'a ya da Pekin'e her nereye isterseniz havale yapabilirsiniz. Intesa San Paolo Bankası'ndaki 800 nolu hesap 30 yılı aşkın bir süre enstitü tarafından bir transit hesap olarak kullanıldı. Sadece banka adı farklıydı. Banco Ambrosiano. Enstitünün Banco Ambrosiano'daki 800 nolu hesabının dökümünü gösteren bu belge 1979 tarihli. Bir zamanlar Banco Ambrosiano'nun başkanı olan Roberto Calvi'nin oğlu Carlo Calvi'den aldık. Roberto Calvi, bankanın iflasını ilan etmesinden sonra Haziran 1982'de Londra'da Blackfriars Köprüsü'nün altında asılı olarak bulundu. Ölümü hiçbir zaman açıklığa kavuşmadı. Oğlu Carlo şimdi Kanada'da Montreal'de yaşıyor. Vatikan yabancı bankalardan para alamazdı. Çünkü kayıtlarını açıklamazdı. Fakat Ambrosiano'da durum tam tersiydi ve yabancı bankalardan para alması çok kolaydı. 1970'lerin sonlarında Roberto Calvi, Vatikan Bankası'nın o zamanki başkanı Paul Casimir Marcinkus'la birlikte karmaşık bir uluslararası offshore şirketler ağı kurmuştu. Fakat bu sistem 1.2 milyar doları bulan borçlarının ağırlığı altında 1982'de çöktü. Vatikan dokunulmazlığından ve bu zamana kadar yönetmeliklere tabi olmayışından yararlanarak yıllardır bir offshore bankası gibi çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Adını sadece Ambrosiano'ya değil, başka sayısız insana ve kuruluşa yıllarca, belki de var oldukları sürenin çoğunluğunda kullandırdı. Vatikan, Banco Ambrosiano'nun ve bağlı kuruluşlarının borçlarını ödemeyi reddetmiş olmakla birlikte, ileride herhangi bir dava açılmasını önlemek amacıyla sus payı olarak 1984'te toplam 250 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Monsignor Marcinkus dahil papazlardan hiçbiri bu olaydaki rollerinden dolayı mahkemeye çağrılmadı. Çünkü İtalya'da adli takibat dokunulmazlıkları bulunuyordu. Üstelik Marcinkus 1989'a kadar Vatikan Bankası'nın yönetiminde kaldı. Ambrosiano'nun iflası ve Roberto Calvi'nin kuşkulu ölümü Vatikan Bankası'nın saygınlığı üzerinde silinemeyecek bir leke bıraktı. Ambrosiano'nun iflasına ve Roberto Calvi'nin ölümüne rağmen Din İşleri Enstitüsü'ne bugüne kadar dokunulamadı. Vatikan Basın Bürosu, enstitü yönetiminde bulunan üst düzey papazlarla görüşme taleplerimizi reddetti. Başkan Ettore Gotti Tedeschi'nin avukatları da sorularımızı yanıtlamayı reddetti. ATM rahip olarak da bilinen rahip Evaldo Biazzini gözlerden uzak durmaya çalışıyor. Biazzini'yi bulmak için Misyonerler Birliği'ne gidiyoruz. Evet, buradaydı. Fakat kendisini birkaç gündür biz de görmedik. Bu filmde değinilen olaylara ilişkin soru sormak için Biazzini'ye telefonla ulaşmaya çalıştık. Ho capito, va bene, la ringrazio. Arrivederci.
İtalyan savcılar Vatikan'ı harekete geçirmek amacıyla Vatikan Bankası ve Başkanı hakkında bir kara para aklama incelemesi başlattı. 30 Aralık 2010'da Papa 16. Benedikt, Motu Proprio denilen ve doğrudan papalıktan çıkan bir kararname yayınladı. Böylece papalık, 2000 yıllık tarihinde ilk kez finansal şeffaflık, kara para aklama ve terör finansmanı gibi konulara değinme gereği duyuyordu. Eski Papa 16. Benedikt ayrıca bir finansal bilgi merkezi kurdu. Bununla Vatikan, kendi içindeki finansal işlemler üzerinde bir denetim oluşturmayı amaçlıyor. Güney Kore'nin Vatikan Büyükelçisi Thomas Hong Sun-han, papalığın mali durumunun uluslararası denetçisi olarak görevi yaptı. Finansal bilgi merkezinin görevini etkin şekilde yerine getirebilmesi, kilisenin bütün üyelerinin iyi niyetli işbirliğine bağlı. Ben bu konuda çok iyimserim. Katolikler, Papa 16. Benedikt'in başlattığı Vatikan'da finansal şeffaflık sağlama girişiminin gerçek ve kalıcı bir reforma dönüşmesini umuyor. Aksi halde papalık, para kazanmanın insanların ruhlarını kurtarmaktan daha kutsal sayıldığı bir yer olarak büyük bir itibar kaybına uğrayacak.